27. İbadete devam etmek ve haramı terk etmek başlıklı konuyu okumaya devam ediyoruz. Kalplerin keşfi, mükeşafetül kulupta İmam Gazali rahmetül aleyhin kaleme aldığı eser. Şöyle diyor, ariflerden birine ilmi batın nedir diye sormuşlar. O da şöyle cevap vermiş. İlmi batın Allah'ın ne bir meleği ne de bir insana açmadığı ve yalnız sevdiği kullarının kalplerine koyduğu sırrıdır. Bildirildiğine göre Kâb-ül Ahbar Rahimahullah der ki, eğer insanlar Allah'ın Celle Celaluhu azameti hakkında tek bir tane iriliğinde kesin bir bilgiye, ilmi yakine sahip olsalar, sular ve rüzgarlar üzerinde yürüyebilirlerdi. Kendisini tanımaktan aciz kalmayı, itiraf etmeyi iman kabul eden ve nimetlere kavuşanın şükürde yetersiz kaldığını kabul etmesini de şükür kabul eden Allah Celle Celaluhu'yu noksan sıfatlarından tenzih ederim. Mahmudul Verrak bir şiirinde şöyle der. Allah'ın nimetlerine şükredebilmem bana bağışlanmış. Ayrı bir nimet olduğuna göre ona karşı olarak da şükretmem gerekir. O halde şükrün hedefine varmak, onun fazileti olmaksızın nasıl mümkün olabilir? Günler ne kadar birbirine eklense ve ömür ne kadar uzasa bile, insan saadet gelince sevincini çevreye yayar, etkiler. Sıkıntı ne karşılaşınca ardından esir gelir. Saadette de sıkıntıda da ayrı ayrı öyle nimetler vardır ki bunları idrak etmeye değil hayaller, karalar ve denizler bile dar gelir. Buna göre insan Allah'ın Celle Celaluhu ululuğu hakkında kesin bir bilgiye ve o bilginin kesinliğine ulaşınca kulluk vazifesini kesinlikle benimser ve iman kalbinde kökleşince Allah'ın Celle Celaluhu ona ibadet etmek gerekliliğini kendinden ortaya çıkar. Evet, ibadete devam et ve haramı terk etmek başlıklı başka bir bölümde devam etmek üzere.